Merhaba, sabahlar, günaydınlar efendim. Yepyeni bir hafta, yeni bir gün, yeni güne merhaba ya. Hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine bugün de bir buçuk saat boyunca sizlerle birlikte olacağız efendim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, keyifli, bol, dua, bol doğalı güzel bir gün diliyorum. Değerli izleyenler, Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Allah nasip ederse çok da kıymetli bir konuğum var. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt Beyefendi bizlerle birlikte olacak ve peygamberimiz ve çocuk sevgisini konuşacağız. Eğer sizler de bizlere iştirak etmek isterseniz şu anda ekranlarınızda görmüş olduğunuz Whatsapp numaramızdan ve Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet biz daha fazla lafı uzatmayalım her zaman olduğu gibi şöyle bir arkamıza yaslanalım çaylarımızı elimize alalım çünkü Yeni Güne Merhaba başlıyor ya Allah bismillah. Bugün çocuklarımızın kıymetini idrak etmeye ve onlara karşı sorumluluklarımızı hatırlamaya daha çok ihtiyacımız var. Şüphesiz Peygamber Efendimiz her konuda olduğu gibi dünya hayatının süsü ve nimeti olan çocuğa yaklaşım noktasında da bizler için en güzel örnek ve yol gösterici bir rehberdir. Peki bir baba olarak Peygamberimiz nasıldı? Peygamber Efendimizin hayatı yeni nesillere nasıl ışık tutuyor? Konuyla ilgili merak edilenleri Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Hocam hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Hamdolsun, Allah razı olsun, hoş bulduk. Hayırlı sabahlar diliyorum ben de. Hocam Allah nasip ederse bugün itibariyle Mevlid-i Nebi haftasına girmiş bulunmaktayız. Çarşamba günü de inşallah Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz tüm İslam alemi olarak. E, bu yüzden de özellikle bugün bu haftaya bu konuyla başlamak istedik ve sizinle başlamak istedik. Mevlid-i Nebi haftasının önemini ve anlamını e, anlatarak başlayalım mı? Olur. Ben tabii sözün başında bizi izleyen, e, seyreden bütün izleyenlerimize hayırlı sabahlar diliyor. Sevgi ve saygılarımızı iletiyorum. E, Yüce Rabbimize böyle bir, manevi iklime bizi eleştirdiği için hamd ediyor. Dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü coşkuyla, heyecanla kutladığımız sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de programın başında salat ve selamımızı arz ediyorum. Tabii Peygamber Efendimiz'in bizim için, insanlık için önemini uzunca anlatacak, söyleyecek değiliz programımızın içerisinde ama Kısaca şunu hatırlamamızda fayda var. Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilen, insanları uyarmak için gönderilen, insanların karanlıktan aydınlığa çıkması için bir rehber ve kılavuz olarak gönderilen yüce bir elçi. Ve biz her sene peygamberimizin dünyaya teşriflerini anarken bir taraftan peygamberimizi anıyor bir yandan da onu anlamaya çalışıyor. Hı hı. Onun getirdiği güzel prensipleri, ilkeleri, mesajları anlamaya çalışıyor. Bildiklerimizi hatırlamak için bir fırsat olarak bu haftayı değerlendiriyor ve anladıklarımızı da hayata taşıma irademizi tazeleyip yeniliyoruz. Mevlid-i Nebi haftasının varlığı, hikmeti temelde buna dayanıyor. Peygamberimizi anmak, hı hı. anarken anlamak ve anladıklarımızı hayata taşıma irademizi tazeleyip yenilemek için bizler için bir fırsat mevsimi Mevlid-i Nebi. Evet hocam bu sene Mevlid-i Nebi haftasının teması da özellikle peygamber ve çocuk olarak seçildi. İsterseniz biraz da bundan bahsedelim ve nedeni nedir bu temanın seçilmesinin? Şimdi başkanlığımız çok yerinde olarak her sene tabi peygamberimizin hayatına getirdiği güzel prensiplere genel olarak bakarken hı hı. bir yandan da özelde belli bir konuya yoğunlaştırıyor bir anlamda bizi hı hı. ve tüm insanları. Ve bu sene de peygamberimiz ve çocuk diyoruz. Geçen sene peygamberimiz ve aileydi. Hı hı. Ondan önce peygamberimiz ve gençlikti. Hayatın koşuşturması içerisinde unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz, kıymet ve değerini adeta azaltmaya doğru yönelttiğimiz bazı şeyleri bu vesileyle hatırlayıp toplumun dikkatine sunma, bir farkındalık oluşturma evet. ya vesile oluyor Mevlid-i Nebi. Bugün içerisinde bulunmuş olduğumuz çağda, dönemde, günümüzde de maalesef çocuklarımız e, en fazla ihtiyaç duyduğu sevgiden, adaletten, merhametten, şefkatten e, yoksun olarak büyüyen, yaşayan milyonlarca çocuk var. Evet. İnsanların birbir arasında vermiş olduğu mücadelenin mağduru olan Aha. ve mazlum duruma düşen evlatlarımız ve çocuklarımız var. Kendi evimizde yavrularımız var. Dolayısıyla bütün bunlardan hareketle bizim kendi özelimizde çocuklarımızdan başlayarak, ailemizdeki evlatlarımızdan başlayarak bütün çocuklara, bütün çocuklarımıza yönelik ihmallerimiz nelerdir? Acaba bizim uygulamamız Peygamber Efendimizin uygulaması tavrı ve örnekliğiyle örtüşüyor mu? Bunu yeniden bir değerlendirme hı hı. ve bugünden harekette geleceğe güzel bir yatırım yapmak için Peygamberimiz ve çocuk temasının belirlendiğini görüyoruz. Çocuk bugüne ait bir değer gibi görünür ama aslında çocuk bugünden bizi geleceğe taşıyacak. Hı hı. Değerlerimizi kendilerine emanet edeceğimiz yarının sahipleridir. Dolayısıyla Çocuğu en güzel yatırım peygamberimizin de tavsiyesiyle çocuğa ve nesle yapılacak yatırımdır. E bu noktadaki çocuğa yönelik bakış açımız, çocuğa yönelik tavır ve davranışımızdaki uygulamalarımızı gözden geçirmemiz yanlışlardan uzaklaşmamıza vesile olması ümidiyle hı hı. peygamberimiz ve çocuk diyoruz. Elhamdülillah ee, hocam peki eee sallallahu aleyhi ve selam onu daha iyi anlamak onu daha iyi e, tanımak için isterseniz onun ilk hayat yolculuğundan, çocukluk serüveninden onu tanımaya başlayalım mı? Tabii yani e, şöyle diyelim bir kere e, peygamberimizin çocukluğu hüzünlü bir çocukluktur. Hı hı. E, dünyaya henüz gelmeden evet. e, annesinin karnında bulunduğu sürede babasını kaybetmiştir peygamberimiz ve hiç baba diye seslenemeyen, bir yetim olarak dünyaya gelmiştir. Hı hı. E, annesiyle beraber hayat yolculuğuna devam ederken e, Medine'ye yapmış oldukları bir yolculuk dönüşünde Ebva'da annesini de kaybetmiştir. Evet, 6, yaşındayken. 6 yaşındayken. Dolayısıyla babasız başlayan dünya hayatı peygamberimiz için annesiz olarak ayrıca devam edecektir. Hı hı. Hem yetim hem de öksüz olarak Çocukluğunu geçiren ve sürdüren bir insandır Peygamberimiz. Hı hı. Ardından yanında kendilerinin yol arkadaşı olan, hizmetlerinde bulunan e, validesiyle bir anlamda annesinin yerine koyduğu validesiyle Mekke-i Mükerreme'ye döndüğünde, dedesinin yanına girdiğinde, dedesi torununun mahzun halini görür hı hı. ve annen nerede yavrucuğum diye sorduğunda, Hiçbir şey söyleyemeden koşarak dedesinin boynuna sarılır ve ağlar peygamberimiz. Artık hayat dede yanında devam edecektir. Çok geçmez, iki sene sonra da dedesini kaybeder ve artık amcasının yanında hayatına devam eden bir çocuk olarak hayat yolculuğuna başlar. Dolayısıyla o zorlu meşakkatli anne ve babası olmamasına, dede yanında, amca yanında büyüyen bir çocuk olmasına rağmen, hı hı. çevresine, etrafına örnek olan, hayattan ümidini asla yitirmeyen, her türlü mücadele azminden geri durmayan, toplumda var olan kötülüklerin içerisinde bir parça olmaktan ziyade, onların karşısında erdemliler hareketinin içerisinde yer alan seçkin bir çocuk, örnek bir gençlik geçirmiştir. Ve hayat yolculuğu Peygamberimizin böyle bir hüzünle ve zorlukla başlar. Ee, peki Fatih Hocam, e, Hane-i Saadet'e baktığımız zaman e, anne, baba, hak ve sorumluluklar konusunda en iyi örnekleri, farklı e, mesajları görebiliyoruz Peygamber Efendimiz'de e, evvelaki. evvela ki. Peygamber Efendimiz kızı için yüreğimden bir parçadır demiştir. Bu gerçekten de tüm İslam alemine örnek olmuş bir önemli bir mesaj olarak görüyorum ben bunu. Peki bundan yola çıkarak baktığımız zaman Peygamber Efendimizin nasıl bir baba olduğuna şahit oluyoruz? Tabii şimdi Peygamberimiz ve çocuk dediğimizde işaret ettiğiniz gibi Önce peygamberimiz bir baba olarak kendi evlatlarına nasıl nasıl bir babaydı? Nasıl bir babaydı? Bir kere kız çocuğunun adeta tırnak içinde adının olmadığı. Hı hı. değersiz görüldüğü. Adeta utanç sebebi olarak görüldüğü ve çokça anlatıldığı ve bildiğimiz üzere hı hı. diri diri toprağa gömülebildiği bir çağda rahmet olarak geliyor peygamberimiz. Evet. Ve kız çocuğunun önemini değerini, peygamberimizin hayatında en güzel şekilde görüyoruz çocukluklarından itibaren hep değer veren bir baba olarak görülüyor. Hı hı. Bütün çocuklarına özelde kız, kız çocuklarına. Ve ben hep düşünürüm. Hazreti Fatıma validemizle olan münasebetleri hani bolca anlatılır. Hı, hı. Peygamberimizin yanına geldiğinde e, ayağa kalktığını, onu ayakta karşıladığını, hı hı. öptüğünü, ona olan saygısından dolayı üzerindeki hırkasını onun altına doğru serdiğini anlatır. Şimdi peygamberimizin kıza kız çocuğuna verdiği değeri bundan daha güzel anlatacak bir cümle olamaz. Hı hı. Ve çocuklarının her özel anında yanında olan ilgili bir baba. Hı hı. Yani anne ve babanın bugün eğitimcilerin bu alanda uzmanlaşan hocalarımızın hep tavsiyeleri çocuklarımızla zaman geçirmek, onların yanında yer almak, onlarla ilgilenmek tavsiyelerini işitiriz ya. Evet. Peygamberimiz kendi çocuğunun yanın çocuklarıyla özel olarak ilgilenen, özel zamanlarında onları yalnız bırakmayan bir baba. Düğünü esnasında kızının yanında yer alan, heyecanla bekleyen. Hı hı. Hani bugün biz kız çocuklarını uğurlarken babalar ağlar ya. Evet. Aynı onun gibi kızını nikah merasimi ardından ikramda bulunulurken, hı hı. kızını tebrik eden, o esnada ağlayan, gözünden yaşlar gelen babacığım niçin ni ağlıyorsun diye Hazreti Fatıma sorduğunda hı hı. kızını düşündüğünü ifade ederek, kızım sen de benim gibi annesiz büyüdün, hı. keşke annen de olsaydı, senin çeyizini kendi hazırlasaydı, <laughs> bu güzel gününe şahit olsaydı diyerek, Kızının annesizliğine bir anlamda ağladığını hı hı. ve eşini olan vefasıyla ortaya koyan bir baba. Doğumu yapacağını öğrenince kızı, iki eşini kızının yanına gönderen, ona destek olmalarını isteyen, doğumun kolaylaşması için tavsiyede bulunan işte ayetel el Kürsi, Felak ve Nas surelerini okuyun diyerek kızının doğumuyla yani özel anıyla yakından ilgilenen, ilgili ve duyarlı bir baba bizim peygamberimiz. Tabi peygamberimiz aynı zamanda e, çocuğunun ibadet hayatıyla da ilgilenen bir baba. Hı hı. Yani onlara e, böyle psikolojik anlamda manen destek olduğu gibi ibadete yönelik de teşvikte bulunan öğütler veren evlendikten sonra bile Hazreti Fatıma mescide giderken Hazreti Fatıma'nın evinin önünden geçip onu da sabah namazına kaldırıp mescide giden bir baba. Ben e, bunun altını çizmek istiyorum. Evet. Yani anne ve baba olarak çocuklarımızın ödevlerini takip ediyoruz, etmeliyiz. Hani evet. eğitimin en önemli parçalarından biri veli, anne ve baba. Hı hı. Evladım ödevini yaptın mı, öğretmeninin dediğini yaptın mı, sorumluluklarını yerine getirdin mi diye hep takip ediyoruz maddi ödevlerini yapıp yapmadığını takip ettiğimiz gibi manevi ödevlerini yapıp yapmadığını da takip etmeliyiz. Doğru. Peygamberimizin bir başka hadisi şerifinde de bunu öğreniyoruz biz. Hı hı. Hani çocukların sağını ve solunu birbirinden ayırt edebileceği zamana geldiğinde hı hı. yani yedili yaşlarda ona namaz kılmayı öğretmeyi ve 4 sene sonra 10 yaşından sonra mükellefiyet çağından sonra da artık namaz kılıp kılmadığını takip etmeyi öğütlüyor peygamberimiz bize anne ve babalara. Evet. Dolayısıyla peygamberimiz de bunun bize öğütlediği hadis-i şerifiyle söylediği gibi aynı zamanda çocukları üzerinden de bunun uygulamasını görüyoruz. E, çocuğun yaşı yok. Yani e, evlense ayrılsa da Çocuk ya. Çocuk hep çocuktur hep aslında çocuk. annenin babanın gözünde. Çocuğunun sıkıntısıyla ilgilenen bir baba olarak görüyoruz. Hı hı. Böyle hızlı hızlı geçiyorum ben daha çok şeye belki değinebilmek adına. Bir gün Hazreti Fatıma validemizin evine gider peygamberimiz. Otururlar damadını sorar Ali nerede der. Hı hı. Hazreti Fatıma validemiz de biraz tartıştıklarını ve kızarak küserek Hazreti Ali'nin evden ayrıldığını söyler. Peygamberimiz Hz Fatıma ile olan konuşmasını, sohbetini tamamladıktan sonra ayrılır. Damadını aramaya başlar. Gider mescitte uyurken böyle toprağa bulanmış bir vaziyette uyurken görür. Kalk ey toprağın babası diyerek onu kaldırır. Üzerindeki tozları siler damadının. Ondan sonra Allah Resulü'nün, kayınpederinin ee, bu tavrı üzerinde tabii biraz e, mahcup olur e, Hazreti Ali Efendimiz ve oturur onu dinler, e, sorunlarını dinler ve ardından da hadi evine git diyerek e, adeta çocuğunun evindeki sorunu ve sıkıntıyı çözmek için e, aktif rol oynar. Bu bize evliliğe dair, hayata dair çocuğumuzla olan bağımızın, Hayat boyu devamına dair önemli bir ilke. Hı hı. Yani kızımın gönlünü kırdı, küstü gitti diye damadına öfke duyan kızan e, bir kayınpeder değil. Hı hı. Damadının peşine giden, e, onu dinleyen, ona kıymet veren, değer veren, iltifat eden, onunla şakalaşan, latife eden ve kızının evindeki sorunun giderilmesi için de aktif olarak bir rol oynayan. Bir baba peygamberimiz. Hı hı. Buradan da örnek olsun sevgili izleyenlerimize bu konuyla alakalı. Hem kızı için, damadı ya da gelinleri için hocam. Aynen öyle. Tabii Bu biz peygamber efendimizin erkek çocukları e, büyüyüp evlilik ve yuva kuramadığı için evet. belki e, gelini olmadı peygamberimizin. Hı hı. Ona dair örnek veremiyoruz ama hı hı. sizin işaretiniz önemli. Bu tersinden de böyle olmalı. Hı hı. Yani tersinden de aynı tavrı ve davranışı gösterebilmeliyiz. Hı hı. Evet. Peygamber Efendimiz çocuklarına karşı aynı zamanda şefkatli bir baba. Hı hı. Öpen, koklayan, onları seven, kucağına alan bir baba. Evet. E, malumunuz e, o dönemde çocukların öpülmesi, sevilmesi diye bir uygulama yok. Hı hı. Hatta e, kendi çocuğuyla alakalı değil ama peygamberimizin e, bir çocuğu öpmesini yadırgayan Ya Resulallah siz çocukları öpüyor musunuz? Bizi hiç öpmeyiz diyen insana verdiği cevap var. Hı hı. Biz bu cevabı başını çok bilmeksizin çokça kullanırız hadisi şerifi. Hı hı. E, merhamet etmeyene merhamet olmaz. Şimdi bunun aslında baş, başı budur. Hani peygamberimizin bir çocuğu öpmesi üzerine bunu adeta tırnak içinde yadırgayan bizi çöpmüyoruz. siz bir çocuğu öpüyor musunuz diyen bir insana verdiği cevaptır bu. Hı hı. Yani siz Çocuğa bugün sevgi vermezseniz, çocuğunuzu yetiştirirken sevgi ekmezseniz, sevgiyle şefkatle ona davranmazsanız, çocuğunuz büyüdüğünde ondan herkese karşı sevgi ve merhamet bulamazsınız, şefkat bulamazsınız. Hani çağın en büyük problemi sevgisizlik, nefret, kin, Maalesef hocam. öfke duygularının insanda ve toplumda bol olması. Bunu giderecek olan Sevgi dolu bir nesil yetiştirmek, hı hı. bunun örnekliğini görüyoruz biz Peygamberimizde. Evet. Yani kendi çocuklarında görüyoruz, hı hı. diğer çocuklarda da görüyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla çocuklarını öpen, onlara sevgi ve şefkatle yaklaşan bir baba Peygamberimiz. Onları kaybettiğinde de bu sevgi ve şefkatinin hale dönüştüğünü görüyoruz. Yani evladının defne esnasında gözünden yaş gelen bir baba bizim hmm. peygamberimiz. Yanında bulunan arkadaşları Ya Resulallah siz de mi ağlıyorsunuz diye sorduklarında elbette yani bu gözümde gelen yaş şefkattendir. Kalbim hüzünlenir. Mahzun oluruz ama Allah'ın takdirine isyan etmeyiz diyerek bize bir taraftan e, o şefkat halini, merhamet halini insanın kalbi hassasiyetinin Var olduğu gerçeğini hatırlatan diğer yandan da böyle bir hadiseyle karşılaşıldığında bunu isyana götürmemenin evet. önemini kendi yaşadığıyla gösteren hı hı. bir örnek baba peygamberimiz. Tabi onun baba olarak tavrı da birçok mutluluğun yanında hüzünlerle dolu. Elbette. Yani ağır bir imtihan. Yedi çocukla nasiplenmiş peygamberimiz. E, malumunuz. Evet. İzleyenlerimiz de biliyorlar ama hatırlayalım bu vesileyle. Hazreti Fatıma validemiz dışında altı çocuğu kendinden önce vefat, vefat etmiştir. etmiştir. Ve bunları gözyaşıyla uğurlayan kızlarının defni esnasında da mezarının başında oturup hı hı. E, için için ağlayan bir baba peygamberimiz şefkatli, merhametli evinde sevginin ve merhametin bolca görüldüğü örnek bir baba. Elhamdülillah hocam başta Hazreti Zeynep'in kızı Ümami olmak üzere Hazreti Fatma'nın oğulları Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan ve Hüseyin'e de bakmak gerekirse özellikle Nebi'nin şefkat ve merhamet eksenli eğitiminde serpilen Resulullah'ın torunlarından da biraz bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz nasıl bir dedeydi? Şimdi tabii çocuklarla küçük çocuklarla olan münasebetinde peygamberimizin dede olarak hı hı. bize verdiği çok güzel örnekler var bizim geleneğimizde de dedeler anneanneler babaanneler hı hı. çocukların eğitiminde yetişmesinde önemli sevginin şefkatin aktarılmasında önemli birer vasıta evet. peygamberimizi de Aynen çocuklarına olduğu gibi sevgi dolu bir dede olarak görüyoruz. Çocukla Torunlarıyla oynayan, zaman geçiren bir dede. Onları kucağına alan, dizine oturtan, dizine oturttuğunda onlara dua eden bir dede. Onları sevdiğini Cenab-ı Allah'a ifade edip, Cenab-ı Allah'ın da onların sevmesi için dua eden bir dede. Yani dedeler, anneanneler, babaanneler, Ağzı dualı olacak. Bol bol dua edecekler e, çocuklarına, torunlarına. Ve ardından e, sırtını alıp, omuzunu alıp e, taşıyan bir dede. Hı hı. E, yanında on, onun bu halini görünce arkadaşları torunlarına, peygamberimize iltifat etmek için bineğiniz ne güzel diye iltifat ettiğinde böyle seslenen Hazreti Ömer'e e, o bineğin binicisi de güzel diyerek hı hı. torununa iltifat eden evet. bir dede. Çocukların torunlarının parmaklarını ısırarak onlarla şakalaşan hı hı. onlara dil çıkararak onları güldürüp eğlendirmeye çalışan, onları göğsünde uyutarak sevgi ve şefkati onlara taşıyan bir dede. Bütün bunlarla birlikte az önce e, çocukları için söylediğimiz gibi bir anlamda camiye, namaza e, alıştırmak için hı hı. E, omzuna alıp, kucağına alıp e, mescide götüren bir dede. Torunu kucağındayken namaz kılabilen, e, rüküye, secdeye giderken kenara koyan, hı hı. secdesini yaptığı esnada e, sırtına çıkan, omzuna çıkan torununun e, inmesini bekleyip secdesini uzatan, ona kıymayan bir dede. Evet e, bu gerçekten çok konuşulmuştur. Hep en çok e, gelen örneklerden bir tanesidir. E, ve şefkat ve merhamet üzerine en iyi örneklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum hocam bu örneğin. Kesinlikle öyle. Şimdi biz bunu yapmayız. Hı hı. Yani namaz kıldığımız odaya bazen evlerimizde de camilerimizde de maalesef e, yanlış e, tavır ve uygulamalar olabiliyor. Ama evimizde bile hı hı. çocuk gelmesin diye namazı ayrı bir odada kılma, hı hı. namazlığın önünden veya arkasından geçerken namaz sesimizi yükseltme, adeta insanlara gelin alın evet, evet. diye seslenme, <laughs> kıraati sesli evet. yapma, ee, onlara bir mesaj verme, ee, elle iteleme. Hı hı. ya Namaz kılarken geçsin çocuk önümüzden, secdeye otursun, siz biraz yan dönerek secdenizi yapın, ee, secdeye gittiğinizde Sırtınıza çıksın. Ne mutlu yani bu. Evet. Yani Hasan Hüseyin gibi, Ümame gibi. Ümame gibi. Değil evet. mi? Böyle etrafınızda olan çocuklar olsun. Bu önemli bir neşe kaynağı. Hayatın Hı -hı. anlamı ve değeri. Burada kız çocuğu anlamında da mesela siz de onunla girdiniz. Hı -hı. Kız torununu erkek torunlarından ayırmayan bir dede var. Yani onu da mescide taşıyan. Evet. Biz bazen küçük kız çocuklarını... Ee, erkekler, e, babalar, işte namaza götürmezler, etmezler, hı hı, camiye hı. Götürmezler, götürmezler. Ama Ümame'yi götürüyormuş peygamberimiz. Yani namaz kılarken o koşuyormuş. Hı hı. Yani hep birlikte onunla birlikteymiş öyle. Birlikteymiş. Hı hı. Yani biz şunu bir kere iyi düşün, aklımızın bir köşesine yazmalıyız. Oyn, çocukların oynadığı bir durumda değilse camilerimiz. Hı hı. Namaz kılarken saflarımızın arasından çocuklarımız geçmiyorsa, koşmuyorsa geleceğe dair endişe duymalıyız. Kesinlikle. Dolayısıyla camiler çocuk sesiyle hı hı. güzelleşmeli, anlam kazanmalı. Peygamberimizin bunu yaptığını görüyoruz. Hutbe irade ederken, hutbe irade ederken okurken minberde torununun, torunlarının geldiğini görünce minberden inip torunlarını kucağına alıp daha sonra minbere çıkıp hutbe irade etmeye devam eden bir peygamber, bir imam görüyoruz. Şimdi biz bugün hutbe irade ederken bunu yapsak yadırgınırız. Haber olursunuz haber, hocam. Haber. Yani e, imam bir hocamız bunu yapsa hı hı. belki vatandaşımız tepki gösterir hı hı. ve hemen şikayete gider. Ama peygamberimizin hayatında o çocuğa gösterilen bir sevgidir, hı hı. değerdir, şefkattir. Yani... O çocuğun kıymetini, değerini, önemini e, tüm insanlığa bakın o günden bugüne göstermek için Peygamberimiz bunu yapmıştır. Hı hı. Dolayısıyla Peygamberimizin torunlarıyla olan münasebetlerinde de çok sıkı, hem sevgi veren, hı hı. kıymet veren, dua ederek onlara manevi destek veren, hı hı. onların yanına gidip e, onlarla zaman geçirip onları uyutan ve bütün bunları yaparken de hep bir şeyler öğreten. Yani bu bir şeyler öğretene çok örnek verebiliriz ama şunu hatırlayalım sadece. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Bir gün Peygamberimiz bizim evimizdeyken Hasan su istedi diyor. Hı hı. Peygamberimiz kalktı ona su ikram etmek için evet. e, harekete geçti. Ardından Hüseyin de Hüseyin su istedi. istedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Hasan'a suyu verdi önce. Hazreti Fatıma validemiz de soruyor peygamberimize. Ya Resulallah, Hasan'ı daha mı çok seviyorsunuz hı hı. acaba? Peygamberimiz cevap veriyor. Hayır diyor. Önce suyu Hasan, Hasan istedi. Şimdi bu önemli bir derstir aslında. Evet. çocuğa derstir, anne babaya derstir. Hı hı. O günden bize derstir. İşte Mevlidi Nebilerin ilk soruya bir dönüp hı hı. Geleyim. mevlid Mevlidi Nebilerin anlamı bu. Biz bunları biliyoruz. Yani bir çoğunu biliyoruz. Hı hı. Ama, Ama hayat unutuyoruz, unutuyoruz galiba. Haya, hayatı yaşarken bunların hı hı. önemini, değerini, kıymetini unutuyoruz. En ufak bir olayda bile hassasiyet gösteren, hı hı. ince davranan bir insan olarak Peygamberimiz bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e, bu hafta umut ediyoruz ki, inşallah bu örneklikleri yeniden hatırladığımız, anladığımız. Ve hayata taşıma irademizi tazelediğimiz bir fırsat mevsimi olur. İnşallah hocam çok haklısınız gerçekten de çok güzel örneklerle ifade ettiniz bu konuyu. Şimdi bu konuyla ilgili Peygamber Efendimizin şefkat ve merhametiyle ilgili çok güzel bir VTR'imiz var. Sevgili izleyenler o sevgi ve şefkat Peygamberidir. Gelin hep birlikte bir bakalım değerli izleyenler. Ondan sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çocukları sevgi ve şefkatten yoksun büyüyen bir toplumun huzur bulması güçtür. Sağlıklı ve kişilikli bireyler oluşturmak istiyorsak çocuklarımıza sevgi ve şefkatle yaklaşmalı, nefret ve şiddetten uzak durmalıyız. Bu konuda bizlere en güzel örnek Peygamber Efendimizdir. Rahmet elçisinin çocuklarla ilişkisi muhabbet, şefkat ve merhamet üzerine kuruluydu. O küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir buyururken esasen bu hususa dikkat çekiyordu. Onun sevgi bahçesinde kendisine inanan ve inanmayan bütün herkese yer vardı. Çünkü o sevgi ve şefkat peygamberidir. Fıtraten temiz olarak yaratılan bütün çocuklar onun nazarında sevgi ve şefkate layıktırlar. Yeni güne merhaba, tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. Bugün Allah nasip ederse Mevlid'in nebi haftasına da başlamış olduk. Çarşamba günü de inşallah Mevlid kandilini idrak edeceğiz ve bugüne özel sizlere çok güzel bir hediyemiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının bu yıl çıkan Peygamberimiz ve Çocuk kitabını siz sevgili izleyenlerimize hediye olarak göndermek istiyoruz. Ve bir tane daha kitabımız var. O da yine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının Hadislerle Çocuk. Eğer sizler de bu güzel iki kitaba sahip olmak istiyorsanız lütfen Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edin ve son paylaşımımızı beğenin. Program sonunda da çekiliş yapacağız ve kitabımıza hak edenleri buradan duyuracağız. Tabii bu arada sorularınızı, önerilerinizi ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Evet hocam, Peygamber Efendimizin çocukluğundan bahsettik, nasıl bir baba olduğundan bahsettik, nasıl bir dede olduğundan bahsettik. E ee, Tabi Hazreti Peygamber'in çocuklarla olan her hatırası çocuk terbiyesi açısından farklı ve güzel mesajlar veriyor bize. Özellikle de Peygamber'in tedrisatında serpilip büyüyen Hazreti Enes'e baktığımız zaman onun bize aktardıklarının yeri çok başka. Hazreti Enes'in gözünden Allah'ın Resulüne bakışını biraz bize anlatabilir misiniz? Ya ona şöyle geçelim. Ee, Peygamber Efendimiz e, çocukları hani bu sene bizim e, özel mesajlarımız ve vurgularımız var ya evet. Peygamber Efendimiz çocukları severdi, severdi. Ee, çocuklar da onu, onu. Ee, Hazreti Enes'in anlattıklarında bunu çok net bir şekilde görüyoruz Hani Peygamberimizin çocuk sevgisini çocukları nasıl sevdiğini görüyoruz Bir kere e, tabii sevginin ishar edilip Gösterilecek farklı şekilleri var. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki e, tatlı dilli olmak. Hı hı. Gönül kırmamak, incitmemek, yaralamamak, üzmemek, e, affetmek, hoş görmek. Bütün bunlar e, sevginin ortaya çıkmasına neden olan e, hadiseler ve tavırlar. Hani bir kere Hazreti Enes... E, 10 yıl Peygamberimizin hizmetinde bulundum diyor ki onun hı hı. hizmetinde bulunması da önemlidir. Yani orada onun annesinin Peygamberimizin e, teyzesi ola, da gelen annesinin Peygamberimizin gelip hizmetine vermesi de aslında önemlidir. Hı hı. Yani Peygamberimizin hizmetine evladını veriyor. Evet. Bir taraftan hem Peygamberimize destek olması için veriyor ama bir taraftan da çocuğunu iyi bir haneye Emanet olarak yetişmesi için emanet olarak veriyor ve Hazreti Enes'in 10 yıl kaldım bana bir kere bile gönlümü kıracak, incitecek söz etmedi tavrı bize örnek olarak yeter. Evet. Yani bir büyük bir yetişkin asla yanında bulunan çocukları inciten, kıran, üzen, yaralayan bir dile sahip olmamalıdır. Peygamberimiz yanlışları düzeltmemiş mi? Düzeltmiş. İkaz etmemiş mi? Evet. Etmiş. Uyarmamış mı? Uyarmış. Ama bunu yaparken hep tatlı bir şekilde yapmış. Hani hep anlatılan bir olay var. Ee, Hazreti Enes diyor ki peygamberimiz e, beni bir yere göndermek istedi. Ben de çocuklukla gitmeyeceğim, gitmeyeceğim dedi. dedim. E, ardından bana e, biraz sonra gitmem gerektiğini anladım. Tam gitmek için yola koyuldum. Dışarıya çıktım ama çocukluk Arkadaş oynayan çocuklara takıldım ve oyuna daldım. Hı hı. Unuttum yapacağım işi ve birazdan bir el sırtıma değdi. Döndüm Allah Resulü'ydü. Bir anda bir korktum acaba ne diyecek ne olacak diye. Bana enesçik gideceğin yere gittin mi dedi. Yok dedim ve bunun üzerine yaptığım, ihmal ettiğim görevi hatırladım ve gittim diyor. Hı hı. Hitabında bile bir incelik var peygamberimizin. Yani bir yanlış yapan, görevini yapmayan çocuğa bağırarak, çağırarak, kırarak, inciterek. Yani bu kendi çocuğumuz da olabilir, öğrencimiz de olabilir, hı hı. bir yeğenimiz de olabilir, başka birisi de olabilir. Yanlışı bağırarak düzeltemeyiz. Kesinlikle. Kızarak, sesimizi yükselterek hı hı. bir kere düzeltemeyiz. E, hitabımızı bozarak düzeltemeyiz. Sevgimizi göstermek zorundayız. Tabi Peygamber Efendimizin e, sevgi göstermesine e, bir iki daha örnek vereyim ben izninizde. Buyurun hocam. Yani Peygamberimiz enes Enes'te olan e, bu e, örneğinden ayrıca namaz kılarken çocuk sesi geldiğinde e, namazını kısaltan bir peygamberin ümmetiyiz biz. Hmm. Yani çocuğun sesi geldiğinde annesi zora düşmesin diye hani birinci rekatta çok uzun okumuş. Evet. ikinci rekatta kıs, çok kısa okumuş. Hmm. Ya Resulallah e, hep tabii arkadaşları öğrenmek istiyorlar. Hani peygamberimizin her tavrından bir ders, her tavrından bir mesaj almak istiyorlar hmm. ve soruyorlar. İyi ki de sormuşlar. Peygamberimiz de bunları bu vesileyle açıklamış. Neden böyle olduğunu sorunca ikinci rekatta bir çocuk sesi duyduğunu hmm. ve o sebeple çocuğun annesinin eziyet içerisine gireceğini düşünerek hem anneye hem çocuğa olan sevgi ve şefkatinden dolayı e, namazını kısa kesen ve kısa okuyarak namazı tamamlayan bir peygamberin ümmetiyiz biz. E, şehir dönüşlerinde şehre gireceği zaman Çocukların karşıladığı bir peygamberin ümmeti, sevinçle. Sevilmeyen biri karşılanır mı? Mümkün değil. Mümkün değil, değil karşılanmaz. Hı hı. Yani sevilen insanları karşılarsınız, yoluna düşersiniz, yolunu beklersiniz, gözlersiniz, hı hı. istersiniz. Elbette. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye geleceği zaman Medineli çocuklar e, yollara dizilir, beklermiş. Peygamberimiz onların başını okşar, onlara selam verir. Hı hı. Haline hatrını sorar, nasıl olduklarını sorar. Ee, konuşurken eğilir, onların seviyesine hizasına gelir. Evet, yolda gördüğü zaman zaten e, atının terkini evet, alır. Evet, tam onu Yere evet. kadar götürür, götürür. eşlik eder yani, onlara. Yani e, bineğine bindirir. Hı hı. Hani bu bizim geleneğimizde de vardır böyle mahallede evet. sizin arabanız vardır. Hı hı. Böyle arabanızla gezersiniz, gidersiniz. E, çocuklar böyle bakar hani kendinde yok falan filan diye. Tamam mı? Bu tam peygamberimizin Medine'de giderken ona böyle bir sevgiyle özenle Muhammed muhabbetle bakan çocuğu hayvanının da alıp bindirip gezdirmesi gibi bir şeydir. Evet. Gel hadi beraber bir gezelim diye arabanızı al. O kadar özen onun içinde uhde kalmasını istemiyor. Tabii. O özentisini o an içerisinde hemen geçmesine neden oluyor. Aynen Vesil öyle. Oluyor işte. Yani hem o binekle onu yapıyor. Evet. Hem kendiyle temas etmesini Hı -hı. sağlayarak evet. yani yönetici, Hı -hı. E, devletin başkanı Allah Resulü. Hı -hı. Aynı zamanda o çocuğa gösterdiği, verdiği değerin, kıymetin, sevginin bir göstergesi olarak da yanına alıyor. Ama bu yolculuklarında da hep çocuklara bir şey anlatıyor. Hı -hı. Yani bize yetişkin olarak e, iki e, şekilde görev düşüyor. Bir, tavsiyede bulunacağız hı hı. yani söyleyeceğiz bunu çok inciterek öğüt verer, verir bir tarzda belki değil hı hı. hep nasihat etmek de doğru değil hı hı. bir o iki tabi uygulayarak yani insana gösterilme, gösterilmesi gereken sevgiyi insana verilecek değeri peygamberimiz bu tavırlarıyla nasıl gösteriyorsa biz de çevremizdeki çocuklara bunu gösterelim diye bunları anlatıyoruz. Hı hı. İşte şimdi rol biz model bazen, olalım e, diye bir kelime var ya hocam hep e, kullanıyoruz ya çocuklara daha iyi rol model evet, olalım. Evet aynen öyle. Şimdi ben e, o önemli rol model olacağız. İki, e, şimdi biz bazen vaaz verirken hı hı. kendimiz için de dinleyenler için de e, dinliyoruz ya çok güzel, iyi, Allah Resulü ne güzel yapmış. Hı. Allah Resulü yapmış da ben de yapmalıyım. Hı. Yani bunu hep hissederek anlayarak evet. dinlemeliyiz. Allah Resulü yapmış, örnek olarak yapmış bana. Benim nasıl davranmamı gerektiğini göstermek için yapmış. Ben de şimdi o örneği kendi hayatıma taşıyarak, yaparak bugün anlamlı hale getireceğim. Yani Allah Resulü çocukları severdi. Çok güzel. E ben çocukları sevmezsem bunun bir anlamı yok ki. Ya da göstermezsek. Göstermezsen bu sevgiyi, bu sevgiyi göstermezsem anlamı ee, çevremdeki insanlara göstermezsem, ailemdeki çocuklara göstermezsem, evimdeki çocuğuma, kendi çocuğuma göstermezsem, onlarla konuşarak, sohbet ederek, zaman geçirerek e, göstermezsem, o zaman bunun bir kıymeti olmayacak. Dolayısıyla e, bunu yani Peygamberimizin çocuklara verdiği sevgiyi, e, onun örnekliğini hayatımıza taşırsak, Mevlid-i Nebi anlam kazanacaktır. Hocam gerçekten çok güzel isabetli konuştunuz bu konuyla alakalı. Çünkü nedense son zamanlarda bunu sık sık hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. İnşallah Mevlid-i Nebi haftasında buna vesile olur. Hepimizin farklı işleri var tabii ki. Sosyal statüleri kim zaman farklılaşabiliyor. Oraya parmak bastınız o benim için gerçekten çok önemli. Bir ülkenin başkanı da olabiliriz. Çok önemli, kıymetli işlerimiz olabilir. Çok yoğun çalışıyor olabiliriz. Ama işte hiç, hiçbir zaman çocuklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Evet. Bu kendi çocuklarımız da olsa, etrafımızdaki çocuklar da olsa sürekli onlarla açık ve net şekilde anlaşılır mesaj ve iletişimin yolu da sevgi ve merhametten geçiyor diye düşünüyorum tamamen. Kesinlikle öyle. Hocam cahiliye döneminin çocuk anlayışında, çocuk hak ve hukukunda Hazreti Peygamber bizzat yaşayarak ve uygulayarak yaptığı köklü değişiklikler olduğunu da biliyoruz. Onu az önce siz de Az da olsa değinmiştiniz. O yüzden bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Resulullah'ın çevresindeki çocuklarla olan ilişkilerinden bahsettik ya, bu konuda bize biraz daha o aziz hatıralardan bahsedebilir misiniz? Tabii acaba? ki. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kere çocuklarla olan münasebetlerinde hani çocuktur hata yapabilir, yanlış yapabilir diyebilir. Hı hı. Ee, çocukları dinleyerek konuya yaklaştığını görüyoruz hı hı. Ee, Hani bu da sıkça anlatılır ee, buradan da alacağımız önemli bir ders ve mesaj vardır hı hı. kendisinin yanına e, ağaçları taşlayan e, bir çocuk hı. getiriliyor Hani Peygamber Efendimiz bir kere e, yanına getirileni dinliyor yani çocuk deyip neden ağaçları taşladın? Ağaç taşlanır mı? Hani bizim bolca yapabileceğimiz bir yanlış da. işte senin annen baban yok mu? <laughs> i̇şte sana öğretmediler mi? Bunun yapılmaması gerektiğini Hı -hı. demiyor. Çocuğa neden ağaçları taşladığını soruyor. Hı -hı. Hani bizim bu haftaki e, vurgu cümlelerimizden, spotlarımızdan hani biri Peygamberimiz çocukları dinlerdi, dinlerdi. çocuklar da onu. Yani çocuğu dinlemek ona verilen bir değer. Çocuğun adının olmadığı, kıymet verilmediği bir dönemde hani ne değiştirdi? Bir kere çocuğu dinledi, muhatap aldı bizim peygamberimiz karşısına ve yanına tırnak içinde suçlu konumda getirilen çocuğa bile tatlı bir dille, yumuşak bir uslupla neden yaptığını soruyor. Çocuk kanın aç olduğunu söylüyor, hı hı. aç olduğundan dolayı meyve almak için yaptığını söyleyince bu kez taşlama yere düşmüş olanları ye diyor. onu öğütüyor bir yol gösteriyor alternatif bir şey öğretiyor ve ardından Cenab-ı Allah'a o çocuğun karnını doyurması için dua ediyor yani bir eylemde bulunuyor hı hı. Ee, şimdi biz bunu yapmalıyız Yani bugün bunu yapmalıyızdan kastım şu bugün bizim etrafımızda çevremizde zaman zaman açlığından dolayı farklı uygun olmayan yerlerde olan çocuklarla karşılaşıyoruz. Trafikte karşılaşıyoruz. Evet. E, efendime söyleyeyim bu açlığından dolayı bazen e, tırnak içinde yanlış eyleme, hırsızlığa bulaşan çocuklarla karşılaşıyoruz. Ya da hırçın davranışlarda da bulunuyorlar. Bu çocuklardan çekiniyoruz böyle nasıl davranacağımızı evet. şaşırıyoruz yani ama. Yani burada çocuğu dinlemek. Evet. E, ço yaptığı davranışın nedenini sormak. Hı hı. Onunla konuşmak, hemen azarlamamak, kızmamak, fırçalamamak Doğru. ve dinleyip nedenini öğrenmek ve ona yapacağımız tavsiyeyi tatlı bir şekilde yapmak oldukça önemli. Çocuğun fikrine, görüşüne değer verirdi peygamberimiz. Hani yine biz bu hafta peygamberimiz çocuklara değer verirdi. Çocuklar da ona diyoruz ya, bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Abbas yanında otururken bir ikram getirir peygamberimize. Peygamberimiz sağdan başlamak sünnettir ama hı hı. sağda bir çocuk var, solunda da yaşlı birisi var. yani biz ya küçüğe verirsek ayıplanır der. Belki büyüğe veririz değil mi? Hı hı. Peygamberimiz böyle yapmıyor. Peygamberimiz soruyor küçük Abdullah'a. Diyor ki Abdullah bunu büyük olanlara Tam başlamama izin verir misin? Hı hı. Abdullah hayır diyor. <laughs> Senin elinden gelecek bir ikramı ben başkasına vermem diyor. Ve kendisinden başlanılmasını istiyor. Ya o hani biz uzatırız belki. Hı hı. Ya olmaz oğlum işte çocuk bak büyükten başlamak gerek falan amca var falan deniz evet. değil mi? Peygamberimiz bunu yapmıyor. Çocuğun o fikrine, o görüşüne saygı gösteriyor ve Peki diyerek ondan başlıyor. Şimdi çocuğa verdiğiniz değeri onun fikrine, görüşüne, düşüncesine. Şimdi biz eğer e, uygulamayacaksak soru sormayacağız. Bazen bu hataya düşüyor anne babalar. Evet. Yani bir eğitim programı değil ama Peygamberimizin e, bizim bugünkü e, konumuz. Ama peygamberimiz bir eğitimci olarak bize rol model olduğu için oradan hisse alalım diye hı hı. altını çizmek istiyorum. Kesinlikle. Bazen anne baba çocuğa, evladına bir şey soruyor. Evladı fikrini söylüyor. Hı hı. E, ya öyle olmaz o diyerek hoşumuza gitmeyince hı hı. yine bildiğimizi okuyoruz. Maalesef. Bu değer vermemektir. Hı hı muhatap almamaktır aslında. Tabii çocuk bunu o kadar güzel aslında anlıyor ki hocam o mesajı. Ee, belki birkaç defa sonrasında da yine bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşadığında yani okulda dışarıdaki hayatında artık gelip bize danışmayacak belki de bir süre sonra sormayacak bile fikrimize. Bir o bir de sizin sorduğunuzda gerçek kanaatini ve fikrini söylemeyecek. Hı. Gizleyecek yani, yani gizleyecek bir onu, değil mi? Onu evet. onu gizleyecek. Peygamberimiz Mesela Enes bin Malik'in bu değere bir başka örnek olarak ifade edelim. Ee, Enes bin Malik'in kardeşi var. Serçe Beşiz diyor. Hı hı. Ee, onun bir gün üzgün olduğunu görüyor ve neden üzgün olduğunu soruyor. Beslediği bir serçe vardı ve o öldü diyorlar. Hı hı. Onun üzerine onun yanına gidiyor. Konuşuyor, ilgileniyor. Bununla da kalmıyor o meclisteki bu konuşmasıyla da yetinmiyor. Ardından evine taziyeye gidiyor. Yani serçesini kaybeden Kaybettiği bir çocuğun. Için. <laughs> yani bu çocuğa verilen bir değerdir. <laughs> ee, hayvana verilen bir değerdir. Hayvan bakımına gösterilen bir değerin en güzel örneğidir. Ee, ama e, çocuğun sahip olduğu, kıymet verdiği bir şeyin elinden çıkması neticesinde... E, ki halini anladığını hissettiriyor peygamberimiz ona. Ve çocuklara dair hiçbir yanlışın yapılmamasını adeta çevresinde öğütlüyor. Bir gün evladını çocuğunu çağıran gel sana bir şey vereceğim diye seslenen bir anneye şahit olunca hı hı. ne vereceksin çocuğa diyor. O da hurma vereceğini söylüyor. Eğer vermemiş olsaydın, vermeyecek olsaydın bu sana bir günah olarak yazılacaktı diyor. Yani e, çocuğa bir anne babanın çocuğuna söylediği sözde gerçeğe aykırı beyhanın bile hmm. yalan olduğunu, yalan olacağını, manen sorumluluk olduğunu anlatıyor. Bir anlamda anne ve çocuk arasındaki güvenin kaybolmaması için evet, de onu daha çok onu sağlamlaştırmaya bize öğüt diyor Peygamberimiz. Evet. Yani şimdi bizde bu tür hata vardır. Var. Gel bir şey yapmayacağım, gel vurmayacağım. <laughs> <laughs> deyip çocuğu çağırıp ondan Hı -hı. sonra kulak çekme. Hı -hı. Değil mi? Evet. Böyle kaçan giden Hı -hı. çocuğa tamam bir şey demeyeceğim, etmeyeceğim, Hı -hı. kızmayacağım deyip ardından kızma. Ee, buna gerek yok. Yalana ya yanlışa düşmeyeceğiz. Hı -hı. Ee, ve bu tabii bunu yapmak çocuğun yanında rol medar olmak dedik ya. Evet. Biz bunu e, fiilen yapmadığımız zaman veya Hı -hı. yalanı çocuk bizden gördüğü zaman da bu kez güvenin kaybolduğu bir topluma dönüşüyor toplum. kesinlikle yani şimdi cep telefonları çıktı da evden Hı -hı. aranmıyor Evet insanlar Hı -hı. ama eskiden yani evden arandığında çocuğuna işte babam evde yok de falan işte <laughs> şurada şu yok de falan gibi telkinlerde bulunurdu bazı Hı -hı. anne babalar Hı -hı. bugün de farklı e, yanlış beyanda bulunmaya belki çocuğu e, yeltendiren Yanlış terkinlerimiz olabiliyor. Hı hı. Yani o anda hocam bize belki ufak tefek gibi görünüyor. Büyük bir sorun gibi görünmüyor. Hani Sizin de, de söylediğiniz gibi evde yok da ya da geçiştirme gibi e, görünüyor ama e, bu çocukta yer ediyor ve e, ileride aslında çocuğu belki de o ya, e, yanlış yalan beyana biz alıştırıyoruz. Tabii. Bir ee, çocuğun nezdinde özür dilerim. Estağfurullah. Çocuğun zihnindeki yerimiz sarsılıyor. Hı. Şimdi bugün bizim her birimize... E, çocuğundan yaşlısına hı hı. hanımından erkeğine herkese sorulsa ve denilse ki Allah Resulü'nün aklımıza gelen, zihnimize gelen ilk özelliği ne denilse hı hı. peygamberimizin bu hassasiyetinden dolayı o emin ve güvenilir insan, doğru insandı. Evet. sözü duyulur. Evet. Herkes bu cevabı verir. Kesinlikle. Yani peygamberimizle beraber yaşamamış olan hı hı. bizler de bu cevabı veririz. Bizim çocuklarımız bize benim anne ve babam da emin ve güvenilir insan diyebiliyor mu? Hmm, bu bunu çok önemli işte bunu düşünmek gerekiyor bu yani anlamda. Bu güven bu çocuğumuz nezdinde ve yanında güvenilir olma vasfımız bir anne olarak baba olarak bu özelliğimiz kayboluyorsa vay bizim halimize. Kesinlikle hocam. Az önce söylediniz ya orası da çok önemliydi. Hani bir yetişkin olarak Peygamber Efendimiz karşısındaki muhatabını çok iyi bir şekilde okuma, anlama ve dinleme noktasında büyük bir hassasiyetle yaklaşıyordu. Aynı şekilde çocuklara da bu hassasiyeti gösteriyordu ve bu hassasiyeti gösterirken de eğer onların yanlış davranışları, yanlış tutumları varsa da bunları sizin söylediğiniz gibi sevgi ve merhamet diliyle düzeltmeye çalışıyordu. Umut ediyoruz ki hepimiz bize nasip olsun umut ediyoruz ki hiç unutmayalım bunları hep hatırlayalım ve çocuklarımıza e, onun kadar olamasak dahi en azından onun gösterdiği yolda sevgi ve merhametle onları iyi bir Müslüman iyi bir evlat olarak yetiştirmeye çalışalım diye düşünüyorum. Hocam e, tabi peygamberimizin doğmadan önce babasını girişte de siz de söylemiştiniz e, henüz çok küçük yaştayken e, annesini ve hiç babasını görmedi e, çok da güzel bir şey söylediniz hiç baba bile diyemedi o sözcük ağzından çıkmadı. Peki kendisi de bir yetim olduğu halde Peygamber Efendimiz etrafındaki yetim çocuklara ve şehit evlatlarına nasıl davranırdı? Onlarla nasıl bir ilişki kurardı? Şimdi bir kere Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda bize bolca yetime sahip çıkıp onları himaye etmeyi öğütlediğini görüyoruz. Hı hı. Yetime sahip çıkan insanla cennette bu iki parmağın birbirine yakın olduğu gibi yakın olacağını müjdeleyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Yanına gelip ya Resulallah benim kalbim katılaştı ne yapmalıyım diye tavsiye isteyen arkadaşına bir yetimin başını okşa diyerek tavsiyede bulunan bir peygamberin ümmetiyiz. Ben hep onu derim e, acizane kendi nefsime de e, çevremize de yani bizim kalbimiz katılaşmıyor mu hiç? Hmm. Bizim kalbimizin yumuşamaya ihtiyacı yok mu? Var. Hmm. O zaman bolca yetim başı okşamalıyız. Ve bizim çevremizde, etrafımızda, günümüzde o kadar yetim çocuk var ki, başı hmm. okşanması gereken çocuk, himaye edilmesi gereken çocuk var ki, Peygamberimiz bunu yapmış. O Harbi dönüşü babasını kaybeden, ve peygamberimizin de ismini Beşir yaptığı, değiştirdiği hı hı. bir çocuk var. Babasının şehit olduğunu öğrenince ağlıyor. Ee, kimse susturamıyor, gözyaşını dindiremiyor. Hı hı. Peygamberimiz yanına gidiyor çocuğun, ee, onu teskin etmeye çalışıyor. Ama sözleriyle o da teskin edemiyor. Ağlaması dinmiyor yetim çocuğun. Bunun üzerine peygamberimiz ona... E, ben baban olayım, Ayşe annen olsun, hmm. ee, seni himayeme alayım ister misin deyince çocuk birden duruyor, o hüznü gidiyor. Evet ya Resulallah diyor isterim. Peygamberimiz onu alıyor, Hazreti Ayşe'nin yanına getiriyor. Hazreti Ayşe validemiz onu temizliyor, elbiselerini yeni elbiseler veriyor. Ve Beşir'in konuşma zorluğu çektiği, hmm. bu hadiseden sonra peygamberimizin himayesinde yaşamaya başladıktan sonra bunu yendiği ve yaşlandığı zaman da saçlarının beyazladığı ama peygamberimizin başını okşadığı yerin ise simsiyah kaldığı rivayet hmm. olunur. Şimdi bizim de e, hayatta yaşadığı zorlukları unutturacağımız hmm. yetimler, beşirler var. Bunu unutmadan yaşayacağız. Evet. Yani bugün e, az önce söylediğim gibi, Vurgulamak istiyorum. Bugün peygamberimizin e, yetim çocuklarla olan münasebetini dinlediğimizde biz ayağa kalkıp bir şey yapmıyorsak, bir yetime el uzatmıyorsak, bir yetimin başını okşamaya gitmiyorsak bizim sözümüzün bir tesiri yok, hı hı. E, etkisi yok demektir. Dinleyen de hisse alamamış demektir. Yani bunun neticesinde madem ben, Peygamberimiz ve çocuk denilen bir haftadayım. Hı hı. Bana peygamberimizin bir yetimle olan münasebeti hatırlatıldı. O zaman ben onun ümmeti olarak onun gibi bir şey yapmalıyım derdine girmeli. Peygamberimizin arkadaşları bu dert içerisindeymiş. Kaza ümresi için Mekke'ye gitmiş peygamberimiz. Hı hı. Dönerlerken amcasının kızı Ümame, Hazreti Hamza'nın kızı Ümame, peygamberimizle beraber Medine'ye gelmek istemiş. Yetim kız hı hı. babası yok almış peygamberimiz e, tamam demiş. Hazreti Ali de onu yol arkadaşı olarak Hazreti Fatıma'ya emanet etmiş. Hı. Ve iki amca kızı beraber e, Medine'ye gelmişler Hazreti Fatıma'nın bineğinde. Medine'ye geldiğinden sonra yolculuk bittikten sonra Hazreti Ali, Hazreti Ali'nin amcası özür dilerim abisi Cafer hı hı. ve Zeyd bin Harise arasında Ümame Medine'ye geldi ama bunu kim yanında bakacak, yetiştirecek, edecek, <laughs> eğleyecek diye tatlı bir yarış olmuş. Hmm. Yani şurada bir himayeye muhtaç birisi var. Bunu birisi bakar baksın değil. Hmm. Ben bakmalıyım, ben bakmalıyım gayreti. Hazreti hmm. Ali Efendimiz demiş ki o benim amcamın kızı ve Mekke'den de ben biz getirdik. Dolayısıyla ona biz bakmalıyız diyerek kendi evine istemiş. Hı hı. E, abisi Cafer o benim amcamın kızı ama sadece amcamın kızı değil aynı zamanda eşim de onun teyzesi demiş. Hı. Ben himaye ben etmeliyiz. himaye Hima etmeliyim, etmeliyim hı hı. demiş. Zeyd bin Harise de demiş ki e, peygamberimiz ensar ve muhacir kardeşliği yaparken beni Hazreti Hamza ile kardeş yaptı. O yüzden ben bakmalıyım benim himayemde kalmalı demiş. Yani bir yetim olduğunda ben bakmalıyım, hı hı. ben bakmalıyım. Gayreti var Peygamberimizin hı hı. arkadaşlarında. Peygamberimiz bu üç arkadaşının bir anlamda hı hı. bu gayretinden mutlu olmuş, sevinmiş ve ardından e, teyze anne yarısıdır hı hı. diyerek. Cafere vermiş, onun hidane hakkını, bakım hakkını demiş ki sen hem senin amcanın kızı hem de eşin teyzesi olması sebebiyle o küçük ümameyi ona vermiş. Şimdi Peygamberimizin arkadaşlarının bu gayreti, çabası olmalı. Yani evimizde bakamayabiliriz ama her birimizin yapacağı şeyler var. Ben bazen şu Yanılgıya şeytanın ve nefsin bizi düşürdüğünü hissediyorum. Ya işte benim durumum sınırlı, kendi hı. çoluğum var, çocuğum var, şu var, bu var vesaire. Ya evlerimizde dolaplarımız artık çocuklarımızın kıyafetlerini almıyor. Ayakkabılıklar, ayakkabılık, ayakkabılara yetmiyor. Dolayısıyla e, bizim bizim e, evimizdekilerden bire versek. Hı hı. O kadar sevindireceğimiz yetim ve öksüz var ki hı hı. bunu unutmamalıyız. Cafer bin bunu da anlatayım yetimle alakalı. Ee, bu yetim kızı himaye altına alan Cafer bin Ebi Talip, hı hı. muhtede şehit oluyor. Hı. Kendi çocukları da yetim kalıyor. Hı. Yani siz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah yetime sahip çıkarken, hı. bir anlamda kendi çocuklarınıza sahip çıkar gibi. Hı hı. Hani ben Vefat ettim gittim benim çocuğuma nasıl sahip çıkılmasını istiyorsam hı hı. bir yetime öyle sahip çıkmalıyım. Hı hı. Bunu bize öğütlüyor Rabbimiz. Hocam yarın ne olacağımız belli değil belli ki. Belki değil. bizim çocuklarımız Aynen da işte öyle. aynı duruma düşebilirler. İşte Cafer bin Ebi yani. Talip bakın kendisi Mu'te'de şehit oluyor. Hı hı. Onun şehadetinden üç gün sonra peygamberimiz onun evine gidiyor. Hı hı. Getirin kardeşlerimin çocuklarını diyor. Üç gün bitti artık yaz tutmayın diyor. Oraya bir neşe ortamı gelmesini istiyor. E, Cafer bin Ebi Talib'in çocuklarından Abdullah anlatıyor. Üçümüz peygamberimizin etrafına dizildik böyle sevinçle. Bizi kollarının kanatlarının altına aldı, sevdi, bizimle sohbet etti, konuştu. Ardından bizi tıraş ettirmek için bir berber getirdi diyor. Ve bir berber geldi. E, çocukları bizi traş etti. Şimdi ben şunu diyorum hep. Bugün de berbere gidemeyen, evine hmm. berber getiremeyen yetimler var. Hmm. Bunu unutmamalıyız. Evet. Peygamber Efendimiz ve çocuk dediğimizde peygamberimizin bir yetim öksüz olarak yetim çocuklara yönelik elini bugün biz devam ettirmeliyiz onun ümmeti olarak. Hı hı. Hamdolsun millet olarak ettiriyoruz. İnşallah. Büyük bir milletiz. Hı hı. Ensar olan bir milletiz. Hı hı. Yetimi himaye eden bir milletiz sahip çıkan bir milletiz. Ama ferdi olarak her birimiz kendi gayretimizi ve çabamızı hı hı. artırmalıyız. Bu haftanın buna da vesile olmasını Allah'tan i̇nşallah, niyaz inşallah hocam biraz daha dikkat edeceğiz, daha e, güzel bir şekilde bakabilmeyi ve sorumluluk alabilmeyi biraz daha herhalde e, artık e, sizin söylediğiniz gibi biraz sorumluluk almaktan da kaçınıyoruz galiba e, bu konuyla inşallah bu hafta vesile olsun. E, şimdi yine ailede sevgiyle ilgili bir veterimiz var hocam. Artık bu e, duygusal hikayeden sonra e, biraz bir ailede sevgi ve evet. izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Az sonra tekrar burada olacağız efendim. Aileyi ayakta tutan insani ve ahlaki değerlerin belki de en güçlüsü sevgidir muhabbet, meveddet, ülfet gibi kavramlarla da anılan sevgi, koşulsuz ve karşılık beklemeden olduğunda gerçek anlamına kavuşur. Vedud olan Allah, sevgiyi var eden ve sevilmeyi en çok hak edendir. Aile içindeki sevgi bağları, Kur'an'ın ifadesiyle onun varlığının delilleridir. Kur'an'a göre inanıp salih ameller işleyenler için Rahman, gönüllere bir sevgi koyar. Her yaşta sevgiye muhtaç olan insanoğluysa en yakınında nefes alan aile bireylerinin sevgisiyle beslenir, mutlanır ve umutlanır. Bünyesinde adalet ve merhameti de barındıran bir sevgi, aileye her anlamda şifadır. Sevginin aile içerisinde anlaşmazlıkları çözen, kırgınlıkları gideren ve iletişimi olumlu yönde etkileyen bir gücü vardır. Bu manevi güç sayesinde zorluklar daha kolay yaşanır. Ailede sevginin içselleştirilmesi, eşlerin birbirinin göz bebeğine sevgiyle bakması, çocukların korkudan uzak bir sevgi ortamında büyümesi, toplumun geleceği adına da son derece önemlidir. Evet yeni güne merhaba devam ediyor sevgili izleyenler. Az önce de hatırlatmıştım. Ee, tekrar hatırlatmak istiyorum çünkü gerçekten e, bu kitapların kütüphanelerinizde olmasını istiyorum. Özellikle de e, bu yıl yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının yine Peygamberimiz ve Çocuk Gerçekten çok güzel bir kitap. Size yol gösterecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yine hadislerle çocuk kitabımız da öyle. Eğer bu güzel kitaplara sahip olmak istiyorsanız değerli izleyenlerimiz Yeni Güne Merhaba TV ve Instagram adresimizi takip ediyorsunuz öncelikle. Sonra son paylaşımımızı beğeniyorsunuz. Biz de programın sonunda bu güzel kitaplardan çekiliş yapacağız. Buradan da duyuracağız Allah'ın izniyle değerli izleyenler. Şimdi peygamberimiz ve çocuğu konuşuyorduk. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt Beyefendi ile. Hocam gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Hatta son verdiğiniz hikayeler oldukça hepimizi duygulandırdı. Biz şimdi bu konuyla ilgili olarak tekrar konuşmak istiyorum. Bu yanlış tutum ve davranışlardan bahsettik ya az önce Peygamber Efendimizin ailelerimize biraz daha örnek olmasını istiyorum açıkçası daha net ve anlaşılır bir şekilde çocuklarım Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çocuklara onların yanlışını gördüğü zaman nasıl davranırdı, nasıl yaklaşırdı? Şimdi Peygamber Efendimizin örnekliği bizim için önemli elbette. Hı hı. Şimdi Peygamber Efendimiz az önce de ifade ettik. Bir kere çocuğun gönlünü kırarak, inciterek hı hı. onu yanlıştan men etmeye çalışan bir insan değildi. Hı. Bir gün eşinin çocuğuyla beraber yemek yerken eee yemeği önünden yemeyen, e, elini ortak yenilen tabakta gelişi güzel dolandıran Ümmü Seleme'nin oğluna hı hı. E, yavrucuğum yemeği önünden ye, hı hı. besmele çek ve sağ elinden ye diye tatlı şekilde uyarıda bulunuyor. Şimdi burada bir usul var hem e, yanlışı yaptığı eylemin yanlış olduğunu kırmadan incitmeden söyleme var hı hı. ama şimdi biz yanlışı söyleyeceğiz ama peki doğrusu ne bunun? yani doğru ne doğru. Ee, onu da çocuğumuza anlatma ve söylemeliyiz önünden ye diyor besmele çek diyor hı hı. E, ve sağ elle ye diyor şimdi e, peygamber efendimiz bunu e, sert ve haşin kırarak değil ve bunu hiçbir zaman muhatabını kıran bir insan olmamıştır peygamberimiz zaten hele çocuksa hiç, hiç. olmamıştır daha özenli ve dikkatli olmuştur yani bir olay yoktur ki e, pey, bir çocuk peygamberimizin bir sözünden incinmiş ve kırılmış olsun hı hı. namaz kılarken peygamberimizin hani saadetinde Abdullah bin Abbas amcasının oğlu e, ikisi beraber namaz kılarken bakın burada onu da öğreniyoruz çocuklarla evde cemaat yapma namaz kılma bunun önemi hı hı. yani bunu bolca yapmalıyız evlerimizde. Pandemi sürecinde biraz yaşadık onu. yani Ramazan ayında evlerimizde bolca çocuklarımızda ailemizde teravihler kıldık namazlar kıldık ama devam etmeli Yani o belli süreçlerle sınırlı kalmamalı. kalmamalı. Abdullah bin Abbas' da namaz kılarken bir imam ve bir cemaat varsa cemaatin sağda tek kişi kılıyorsa sağda kılması uygun olandır. Nereden öğreniyoruz bu hadise? Bu hadiseden işte Abdullah bin Abbas namaz kılarken solda, solunda durmuş peygamberimizin. Hı. Peygamberimiz onu almış, sağına geçirtmiş ve namazına öyle devam etmiş. Şimdi e, yanlış gördüğünde onu düzelten. Hı hı. Burada anne ve babalara da bir görevimiz düşüyor. Yani çocuklarımızın yanlışlarını gördüğümüzde de gözümüzü yummayacağız. Evet. Yani hataları yanlışları olduğunda o hata ve yanlışlarını onları kırmadan incitmeden değer vererek onların iyiliği adına onları ikaz edip uyaracağız. Bundan da çekinip imtina etmeyeceğiz. Yani bazen tırnak içinde bunun dozunu kaçırarak hoşgörü adına çocukların hata ve yanlışlarını görmezden geldiğinizde de bu kez kontrolsüz bir davranış topluluğu ortaya çıkabiliyor çocuğumuz. O yüzden yanlış hata ufak ikaz edilmesi gereken bir şey olduğunda da uygun bir uslup ve tavırla uyurup uyarıp ikaz edeceğiz. Şimdi i̇şte peygamberimizin Abdullah bin Abbas'ın anlattığı gibi yumuşak bir şekilde. Şimdi burada camilerimizde büyüklerimize çok görev düşüyor. Yani bazen gençlerimizin, insanımızın hatıralarında şunlar vardır. Camiye gittim, bağırdılar, kızdılar hareket ettiğim için şöyle hareket ettiğim için efendime söyleyeyim e, beni kovdular. Bir daha gelme dediler, ettiler, eylediler diye cami ve namaza dair olumsuz hatıraları olan hı hı. gençler insanlar vardır. Hı hı. Böyle bir vebale hiçbir yetişkin düşmemeli. Evet. Camiye gelen çocuğu, camide namaz kılan, camide hı hı. bulunan, mescitte bulunan çocuğun her birine mutlaka ve mutlaka e, sevgi dilini kullanmak zorundayız. Evet. Bu oldukça önemli. E, haklısınız hocam. E, bunun yanı sıra e, az önce de konuşmuştuk VTR girdiği zaman hatta güven konusu da çocuğa çok önemli değil mi? E, kendi çocuklarımıza e, güven noktasında bazen hatalar yapabiliyoruz. Onlara e, güveni aşı, aşılayamadığımızı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili örneklikler şimdi, var mıdır? Şimdi e, bu bizim... Temamız vesilesiyle kullandığımız sloganlardan biri de oydu. Hı hı. O, e, peygamber efendimiz çocuklara güvenirdi, hı hı. çocuklar da ona. ona. E, bu aslında bu cümleleri kullanmamızın nedeni o. Hı hı. Çok bilinçli tekrar ediyorum bunu hı hı. yani. Evet. Şunu, e, peygamberimiz böyleydi derken ki maksat aslında şu, biz de öyle olmalıyız. Yani biz de çocuklarımıza güvenmeliyiz, çocuklara güvenmeliyiz ki çocuklar da bize güvensin. Şimdi peygamberimizi sevinç ve heyecanla bekleyen Medineli çocuklar var. Evet. E, aileleri Müslüman olmuş, kendileri Müslüman olmuşlar. E, Peygamberimiz gelecek onu böyle sevinçle talal bedru diye bildiğimiz hmm. ilahiyle sevinçle bekleyen çocuklar topluluğu var. Bunlar arasında peygamberimizi bekleyen çocuklardan biri Zeyd bin Sabit. Hı hı. Zeyd bin Sabit 11 yaşında bir çocuk hicret esnasında ve e, Müslüman olmuş, iman etmiş, 17 sureyi de ezberlemiş. Maşallah. Ve peygamberimizi bir sevinçle karşılıyor. Hı hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, onu bakın bir çocuğa güvenmektir bu. Onun zekasını görüyor hı hı. E, ve ondan o sureleri dinledikten sonra mutlu oluyor. Onun zekasını görünce ona İbranice öğrenmesini bakın çocuğun yeteneğine göre bir anlamda hı. kabiliyetine göre ona İbranice öğrenmesini söylüyor. Kısa sürede İbranice öğreniyor yazışmalarında peygamberimize yardımcı oluyor Zeyd bin Sabit çocuk onlu yaşlarda yani evet. e, peygamberimizin vefatı esnasında 21 yaşında. Dolayısıyla peygamberimizle olan münasebeti 11 ile 21 yaş arasındaki hı hı. süre içerisindeki yıllar ve peygamberimiz onu vahiy katiplerinden yapıyor. Peygamber Efendimizin uygulamalarına baktığımız zaman e, peygamberimize inanan, iman eden insanlar arasında da çocuk sahabiler var çok. Evet. Yani onlu yaşlarda iman eden birçok insan var. Mesela peygamberimizin e, İslam'ı ilk tebliğ etmeye başladığı Darül Erkam diye bildiğimiz mekanı peygamberimize tahsis eden Erkam bin Ebu Erkam'ın hmm. 13, 15, 17 gibi yaşlarda olduğu rivayet olur. Bugün bizim çocuk dediğimiz yaşlarda. Burada hem onun sorumluluğu hem de peygamberimizin onun o sorumluluğuna karşılık değer verip onun evini kabul edip orayı merkez haline getirmesi de bir çocuğa verdiği değerin, ona gösterdiği güvenin işareti. Orduların başına genç yaşta insanları görevlendiriyor. Evet. Yani çocukluktan yeni çıkmış olan insanlara görev veriyor, sorumluluk veriyor bizim peygamberimiz. Dolayısıyla peygamberimizin işte 11 yaşında kendisini karşılayan Zeyd bin Sabit'e güvenerek yazışmalarında katip olarak kullanması, hı hı. ona bildir öğretmesi, öğrenmesini istemesi ve ona sorumluluk yüklemesi çocuğa dair, güvene dair en önemli hadiselerden biri. Zeyd bin Sabit deyince şu hatırasını da onun izninizle nakledeyim. Buyurun hocam. Diyor ki, peygamberimize Medine'de ilk ikramda bulunan da bendim diyor Zeyd. E, Ebu Ayyub El Ansari'nin evine gittiğinde, Herkes bir şeyler getirmeye başlıyordu ama ilk hı hı. ikramda ben bulundum annemin hazırladığı bir tepsi kap o günkü artık kap şeyiyle biraz tereyağı olan tirit olan süt olan bir şeyi aldım peygamber efendimize götürdüm annemin gönderdiğini söyledim peygamberimiz onu aldı ve bana dua etti hı. Ee, şimdi bakın Zeyd bin Sabit e, bir ikram götürdüğünde ikramı teslim ettiğinde kendisine yapılan duayı hatırlıyor ve bize anlatıyor. Dolayısıyla biz de bugün çocukların yaptığı tavır ve davranışlarla karşılaştığımızda bir çocukla karşılaştığımızda mutlaka dua etmeliyiz. Ya yani tatlı dille, güzel cümlelerle çocuğun gönlünü ve ruhunu okşamalıyız. Şunu da ifade edeyim, Peygamberimizin bu örneklikleri, yani hep İyi insan yetiştirme, güzel bir nesil yetiştirme, güzel terbiye verme adına gayretlerdir. Ve Peygamberimiz bizi çocuğa dair uyarıp ikaz ediyor. Şimdi bu hadisi şerif önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor ki bir anne babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras güzel terbiyedir. Eyvallah. Peygamber Efendimizin bütün bu örnekliklerinin anlamı, kendi hayatımıza taşıdığımız, çocuğumuz ve çocuklara yönelik bunları yaptığımız zaman güzel bir terbiye, iyi bir eğitim, iyi bir kişilik oluşturmasına katkı sunmuş oluruz. Hı hı. Ve bizim için, bugünümüz için, geleceğimiz için, yarınımız için bu oldukça önemlidir. Şimdi biz, siz de az önce söylediniz, koşuşturmalarımız, hı hı. sorumluluklarımız, dünyevi meşgalemiz… Maalesef. Ee, sebebiyle ya yani neden koşuyorsun bu kadar neden çalışıyorsun diye sorulduğunda da bazen insana ailemiz, için, ailemiz çocuklarımız için, için, çocuk için, için diyoruz. deriz Sef ama çocuk çocuk için diyoruz. Yani bizim çocuğumuza iyi bir ev bırakma sorumluluğumuz yok. İyi bir ev bırakamayabiliriz. Arsa bırakamayabiliriz. Mal bırakamayabiliriz. Hı hı. Ama çocuğumuza güzel bir terbiye vermek zorundayız. Elhamdülillah hocam inşallah Evet. Çocuğumuza Gerçek bir iman aşılamak zorundayız. Çocuklarımızı doğumunu kutladığımız peygamberimizle tanıştırmak ve buluşturmak zorundayız. Bakın sizin gösterdiğiniz e, kitaplar, başkanlığımızın birçok yayını hı hı. bizim çocuklarımıza doğru sahih dini bilgiyi ulaştırma noktasında önemli bir kaynak ve fırsat. Bizim Siz iki tanesini hani biraz yetişkinler evet. için olanı söylediniz. Hı hı. Ben başka bir şey söylüyorum. Şu an mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesine girseler bizi izleyenler hı, hı. Bugünden itibaren de bir %50 indirim kampanyası yapıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı Hocam. yayınlarında. Evet verelim o evet, zaman verelim. bugün de. Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle hı hı. E, başkanlık yayınlarına %50 indirimle e, ulaşma imkanı olacak. Hı hı. Çocukları için, yeğenleri için, kardeşleri için onların namazı öğrenmeleri için, onların peygamberimizi öğrenmeleri için, onların Kur'an'ı, dini öğrenmeleri için, onların Rabbimizi öğrenmeleri için birçok yüzün üzerinde kitabımız var. Dolayısıyla buna dikkat etmeliyiz. Evet, buna dikkat etmeliyiz. Ebeveyn olarak en önemli görevimiz ve vazifemiz evladımıza güzel terbiye vermek. Bu haftayı da buna vesile kılmalıyız. İnşallah hocam. Az sonra yine bu konulara devam etmek istiyorum hikayelerle ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı çok güzel bir peygamberimiz ve çocuk sinevizyonu da var. Dilerseniz sevgili izleyenlerimiz onu bir paylaşalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Peygamberimiz ve çocuk sinevizyonu geliyor şimdi ekranlarınıza. Siz toprağı ne ekerseniz toprak size ancak onu verir. Her çocuk nimettir. Allah'tan yeni bir emanettir. Çünkü onun Rabbi ile sözleşmesi henüz taptazedir. Bu yüzden bir çocuk gördüğünde peygamberim bir gülümseme yayılırdı hemen mübarek yüzüne. Uzun yollardan dönüyor olsan bile yolunu bekleyen çocukları gördüğünde sevinir yavrularım Allah'ın selamı üzerinize olsun derdin. Durup her biriyle ötüşen kuşlar gibi söyleşirdin. Bir çocuğa selam vermek, ona değer vermekti, şahsiyet kazandırmaktı. Bunu en iyi sen bilirdin. İnsanlığın yükünü taşırken omuzlarında, eşsiz bir medeniyetin temellerini atarken ve kainat önünde aşkla eğilmeye hazırken sen sokakta oynayan çocukların arasına karışıp onlarla şakalaşırdın. Kuşu öldü diye gözlerine hüzün düşen küçük bir çocukla dertleşirdin. Hangi hatayı işlemiş olursa olsunlar, tıpkı anne babalarına yaptığın gibi çocukları da sabırla dinleyip öğütler verirdin. Bilirdi bütün şehir, sen asla çocuklara kötü söz söylemezdin. Şefkat yüklü dualarınla sevinir, korunur, şifa bulurdu çocuklar. Ve torunlarını dizlerine oturtup, bağrına bastığında, kucaklayıp öptüğünde, görenler demişti ki, bizim onca çocuğumuz var, hiçbirini öpmüş değiliz. Ey Allah'ın Resulü, bu yaptığın da nedir? Sen dedin ki efendim, bu, Rabbimin kullarına bahşettiği merhamettir. Çocukları sevindirsin, yetim başı okşasın kalbi katı olanlar. Çünkü Allah'ın merhameti, merhametli kullarının üzerinedir. Sözlerin çağlardır kulaklarımızda çınlıyor Peygamberim. Yolumuzu bulalım diye bıraktığın izler, hayatın çıkmazlarında yüreğimize yön veren en değerli rehber çocuk olmayı da, çocukla çocuk olmayı da, çocuğun haklarını korumayı da senden öğrendik. Çocuğun aynasında kendimize bakmayı, bir çocuk görünce emaneti hatırlamayı, çocuk deyince şartsız bir sevgi kuşanmayı senden öğrendik. Biz ne biliyorsak senden öğrendik. Bugün de, yarında selamların en güzeli, hep sana olsun efendim. Evet değerli izleyenler Pey Peygamber Efendimiz ve konuştuk. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt hocamızla birlikte yine bu konuyla alakalı da Sizlere çok güzel bir müjde verdi hocamız az önce Diyanet İşleri Başkanlık yayınlarının Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla kitaplarının %50 indirimli olduğunu söyledi. Bunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim ve yine bizim çok güzel kitap hediyelerimiz var. Bir tanesi Peygamberimiz ve Çocuk. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının ilk defa bu sene yayınlanan bir kitabı. Diğeri de e, hadislerle çocuk kitabımız. Eğer bu güzel kitaplara sahip olmak istiyorsanız, kütüphanenize görmek istiyorsanız bu kitapları Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresini takip ediyorsunuz. Son paylaşımımızı beğeniyorsunuz. İsterseniz bir arkadaşınızı da etiketliyorsunuz ve programımızın sonunda çekiliş yapacağız. Ondan sonra da bu kitapları Allah nasip ederse kazanmış, hak kazanmış olacaksınız. Evet hocam güzel haberlerle devam ettik. Hatırlatmada iyi oldu diye düşünüyorum. mevdine bir haftasıyla alakalı. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının %50 indirimli evet. olduğunu söylemeniz de gerçekten isabetli yani oldu. Yani bizim tabii bütün bu değerleri dinleyip geçmemizle evet. bitmiyor iş. Hı hı. Yani çocuğa bu değerleri taşımamız gerekiyor. Hı hı. Çocuğa bu değerleri taşımada... En önemli vasıta da kitap. kitap. Yani bilginin taşınmasında en önemli vasıta kitap. Onların diliyle, onların anlayabileceği dille, onların seviyelerine uygun hikayelerle değerlerimizi çocuklarımıza öğretme sorumluluğumuz var. Ee, çocuklar Cenab-ı Allah'ın bize en büyük emaneti. Hani peygamberimiz çocuklarının doğumuna sevinmiş, hı hı. mutlu olmuş neden sevinmiş, mutlu olmuş? Allah'ın bir ikramı olarak gördüğü için hı hı. mutlu olmuş, değer, sevinmiş. Ee, müjdeyi veren insana bahşiş vermiş. Bugün bizde de evet, vardır var o. Var hala. Tabi ee, arkadaşlarına ikramda bulunmuş. Hı hı. Sevincini arkadaşlarıyla paylaşmış mesela oğlu İbrahim hı hı. doğduğu zaman. Cenab-ı Allah'ın bir ikramı olarak gördüğü için bulunmuş. Ama bununla beraber evlatlarımız Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki bizim için bir imtihan vasıtası. Evet. Cenab-ı Allah şüphesiz ki mallarınızla ve evlatlarınızla imtihan olunacaksınız, hı hı. olunuyorsunuz diyor. Dolayısıyla bizim bu imtihandan muvaffak olarak ayrılmamızın yolu bu emanete hakkıyla sahip çıkmak, değer vermek, kıymet vermek, peygamberimizin yaptığı tavır ve davranışları çocuklarımıza bizde yaparak bunu göstermek. Mesela Peygamber Efendimiz sevgiyi, merhameti, şefkati çocuklara nasıl aşıladıysa biz de çocuklara bunu aşılamak. Hı hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar arasında nasıl adaletle davrandıysa hı hı. biz de çocuklarımız ve evlatlarımız arasında adaletle davranarak bunu yapmak. Hı hı. Yanına gelip malının belli bir kısmını evladının birine vereceğini söyleyen babayı uyarıp ikaz ediyor hmm. peygamberimiz adil olması konusunda erkek ve kız çocukları noktasında adaletle davranmayanları uyarıp ikaz ediyor peygamberimiz konuşmamızın baş kısımlarında geçti erkek çocukları gibi kız çocuklarıyla zaman geçirip değer veriyor ayağa kalkıyor peygamberimiz kız torununu omzunda taşıyor peygamberimiz insanların toprağa gömdüğü bir çağda evet. kız çocuğunu başın üstünde taşımak, omuzda taşımak, kucakta taşımak başlı başına değerin ve çocuklar arasında adaletli davranmanın önemini bize anlatıyor. Hı hı. Şimdi ebeveynler ve yetişkinler olarak bu haftayı hani nasıl değerlendirmeliyiz izniniz hı hı. olursa Buyurun. programın sonuna doğru bir iki cümlede onu söyleyeyim. Evet. Şimdi peygamberimizin dinlediğimiz bize anlatılan Bizim ekranlarımızda da bolca bu hafta boyunca Diyanet TV'de peygamberimizi anlatacaksınız. Hı hı. Hem sizin programınızda evet. hem diğer programlarda Mevlid-i Nebi coşkusu ve heyecanı bolca işlenecek. Peygamberimizin örnekliğiyle hayatındaki güzelliklerle buluşacağız. Hı hı. Ama bu buluşma dinlemekle de kalmamalı. Derdimiz bu hep. Evet. Yani biz bilmediğimiz için yapmayan değiliz. Biliyoruz. Ama bildiğimiz halde maalesef yapmıyoruz, hayata taşımıyoruz. O zaman bu bir, bu hafta bizim için bir harekete geçme evet. haftası olsun. Aynen öyle. olsun hocam Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Aynen öyle. Yani bu hafta her birimiz hı hı. E, hayatımızda bazı yanlışlarımızı hı hı. hayatımızdan atmalıyız. Hı hı. Yapamadığımız, yapmadığımız, ihmal ettiğimiz bir takım güzelliklerle yeniden buluşmalıyız. Hı hı. Peygamberimiz adeta manen bize bizim hayatımıza yeniden doğmalı, güzellikleriyle doğmalı, örnekliğiyle doğmalı ve biz onun hayatındaki güzellikleri hayatımıza, kişiliğimize taşımak suretiyle kendi hayatımızı anlamlı ve kıymetli bir hale getirmeliyiz. Önümüzdeki çarşamba akşamı Mevlid-i Nebi gecesi, kandili. Evet. Dolayısıyla o geceyi daha fazla böyle peygamberimize salatü selam getirerek, e, Kur'an okuyarak... E, ibadet ederek nafile namaz kılarak çocuklarımızla hani peygamberimiz ve çocuk diyoruz ya gerekli tedbirleri alarak yani bugün pandemi sürecinde en e, sağlıklı ortam hı hı. camilerimizde yani devletin yetkilileri de devletimizin bunu açıklayıp ifade ediyorlar. Dolayısıyla camilerimizde gerekli tedbirler alınıyor. Hı hı fiziksel mesafe anlamında biz de ferdi anlamda maskemizi alarak seccademizi alarak gerekli temizliğimizi yapmak suretiyle çocuklarımızı alarak o cami iklimine taşımak, cami ikliminden nasiplendirmek, o mübarek gecede bütün bunlarla peygamberimizi daha fazla soluklamak, peygamberimizle daha fazla buluşmak, onu doğumunu Anarken hı hı. onu anlama gayretimizi artırmak ve ona dair onun hayatındaki güzellikleri hayatımıza daha fazla taşıma irademizi e, yeniden güçlendirdiğimiz bir hafta olmalıdır. İnşallah bu olursa hocam. bu haftalar anlamlı olur, kıymetli olur. Peygamberimizin örnekliği bizim için anlamlı olur. Yoksa ben acizane hep şunu derim günler gelir geçer hı hı. mübarek zaman dilimleri de geçer. Önemli haftalar da geçer. Uh -huh. Ansızın ölüm uh -huh. hay hayat da biter, ölüm de gelir. Uh -huh. Ama biz bu zamanı değerlendiremez. Hakkını, kadrini, kıymetini vermezsek kazanan değil, hüsrana uğrayıp kaybeden olarak bu dünya hayatını tamamlarız. Uh -huh. Ama kazananlardan olabilmek için peygamberimizin örnekliğine ve onun hayatındaki güzelliklere dört elle sarılmamız gerek. Mevlid-i Nebi onun için var. O yüzden bu haftayı güzel değerlendirmeliyiz. Elhamdülillah hocam gerçekten o kadar güzel bilgilerinizden istifade etti ki umut ediyoruz ki sevgili izleyenlerimiz de istifade etmişlerdir. Ben geldiğiniz için ve programımıza katıldığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ben Sağ teşekkür olun. ediyorum Allah razı olsun. Sağ olun hocam bizler de teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz bugün de yeni güne merhabanın sonuna gelmiş olduk. Hemen programı kapatmadan yarının konu ve konuklarını da hatırlatmak isterim sizlere. Sevgili izleyenler, peygamberimiz ve çocuk konusunu konuştuk ve bu hafta Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla bu konulara devam edeceğiz. Allah'ın izniyle yarın da çocuklarda dini duygu ve düşünce gelişimini konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var yine her zaman olduğu gibi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Akın Beyefendi bizlerle birlikte olacak. Ve tabii ki muhtelif işler olacak yine her zaman olduğu gibi. Vermek öğretmeni Ayşen Aslan hanımefendi de bizlere eşlik edecek. Allah'ın rahmeti, bereketi daima üzerinize olsun efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın.